Herkese merhaba. Matematiğin yeni konusu toplama işleminde verilmeyeni bulmayla karşınızdayım çocuklar. Evet, bu yeni konumuzu anlatacağım ve etkinlikler yapacağız, alıştırmalar yapacağız. Bu alıştırmalarla daha iyi anlayacağınızı umut ediyorum çocuklar. Hazırsanız başlayalım. Evet, önce bir tekrar edelim toplama işleminin elemanlarını. Toplama işleminin elemanları gördüğünüz gibi toplanan ve toplamdır çocuklar. Burada da örnek vererek gösterecek olursak 27 ile 52'yi topladığımızda sonuç 79 olur. Burada 27 ve 52 toplanandır çocuklar. 79 ise toplamdır. Ve toplama işleminde bildiğiniz üzere çocuklar toplananların yerleri değişse bile sonuç değişmez. Yani 27 ile 52'yi topladığımda sonuç 79'dur. 52 ile 27'yi de toplarsam sonuç yine 79 olur. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için bazı yollar var yine çocuklar. Bu yollardan size bahsedeceğim. 53 ile bir sayıyı toplamışız, 85 olmuş. Önce birler basamağına bakayım çocuklar. Birler basamağında 3 var, onlar basamağında 5 var. Birler basamağındaki ben 3 ile hangi sayıyı toplarsam sonucum 5 olur diye bir düşüneyim bakalım. 3'ün üstüne 5'e ulaşana kadar sayabilirim. 3 çocuklar, 3'ün üstüne 5'e ulaşana kadar sayıyorum. 4, 5 değil mi? Kaç ekledim üstüne? 2 ekledim. O zaman buraya böyle yazabilir miyim? 3'ün üstüne 2 eklersem 5 olur diye yazabilirim. Geldik buraya. 5 ile de kaçı toplarsam 8 eder. 5'i şöyle düşünürsek çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'in üzerine ben kaç eklersem 8 olur diye soruyor. 8'e ulaşana kadar ekleyelim bakalım. 6, 7, 8. Evet çocuklar, 8'e ulaşana kadar kaç ekledim? 3 ekledim değil mi? O zaman buraya kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. Sonucum kaç çocuklar? 32. Geldik buraya. 44 ile hangi sayıyı toplarsam 57 olur demiş bana. Bunu da çocuklar şöyle düşünürsek. 1, 2, 3, 4 çizgi çizdim bakın. 4'ten 7'ye ulaşmak için üstüne ekleyelim. 5, 6, 7. Kaç tane ekledim üstüne? 3 tane ekledim değil mi? O zaman buraya 3 yazabilirim çocuklar. Gelelim bu 4'e. 4'e kaç eklersem 5 olur? 1, 2, 3, 4. 5'e ulaşana kadar ekliyorum. Bakın bir tane ekledim. 5 oldu. O zaman buradaki sayım nedir? 1'dir. Gerçekten bakalım. 44 ile 13 toplarsam 57 mi ediyor diye bir bakalım. 4, 3 daha 7. 4, 1 daha 5. Evet çocuklar, sonucum 57. Geldik burada da 3 basamaklı bir sayı var çocuklar. 3 basamaklı sayımız 127 ile kaçı toplarsam 359 olur diye bakalım. Hangi sayıymış bu? 7'nin üstüne çocuklar kaç eklersem 9 olur. 7'nin üstüne 9'a ulaşana kadar sayalım. 8, 9. Kaçıncı dolaştım? İkinci dolaştım. O zaman buraya kaç gelir? 2 değil mi çocuklar? 2'nin üzerine kaç eklersem 5 olur. 2'nin üzerine çocuklar 5'e ulaşana kadar sayacağım. 2 yaptım. 3, 4, 5. Bakın tekrar yapalım. 2'nin üzerine 5'e ulaşana kadar sayıyorum. 2 burada. 3, 4, 5. Kaçıncı dolaştım? 3. dolaştım. O yüzden buraya 3 yazıyorum. 1 ile kaçı toplarsam 3 olur? 1'in üzerine 3 olana kadar sayalım. 2, 3. O zaman 2 ile direkt buraya yazıyoruz. Evet çocuklar, bu yolumuz bu şekildeydi. Hemen diğer yolumuza bakalım. 53 ile hangi sayıyı toplarsam 85 olur demiş. Evet çocuklar, bu yolumuzda da toplamdan toplananı çıkarıyoruz. Nasıl yani? Bakın, 53 ile bir sayı toplamış, 85 olmuş. Ben bu 85'ten bu sayıyı çıkarırsam buradaki sayıyı bulabilirim. Hemen çıkaralım. 85'ten 53'ü çıkardım. 5'ten 3 çıktı. 2, 8'den 5 çıktı. 3. Yani burası 32. Bakalım gerçekten de çocuklar
53 ile 32'yi toplayınca 85 mi yapıyor? 3, 2 daha 5, 5, 3 daha 8. Bakın doğru yolu bulduk. Burada da hemen ne yapacağım? 57'den 44'ü çıkaracağım. 7'den 4 çıkarsa 3, 5'ten 4 çıkarsa 1. Yani buraya kaç yazıyoruz çocuklar? 13 yazıyoruz. 4, 3 daha 7 oldu bakın. 4, 1 daha 5 oldu. Bu yolumuz da böyle çocuklar. Toplamda toplananı çıkarıyoruz. Yani 359'dan 127'yi çıkarıyorum. 9'dan 7 çıktı 2, 5'ten 2 çıktı 3, 3'ten 1 çıktı 2. Verilmeyen toplananımız kaçmış? 232. Evet çocuklar, bu yolumuz da bu şekildeydi. 3 terimli işlemlerde verilmeyeni bulma. Çocuklar, bunda da önce 2 terimi toplayacağız. Sonra bulduğumuz sayıyı 79'dan çıkaracağız. Hemen yapalım birlikte. 23 ile 34'ü ve bir sayıyı toplamış, 79 bulmuş. Önce ben ne yapacağım? Burada 23 ile 34'ü toplayacağım. Toplayalım. Önce birler basamağını toplayalım. 4, 3 daha 7, 3, 2 daha 5. Topladım 57. 57 ile bana verilmeyen sayıyı toplarsam 79 oluyormuş. Ne yapıyordum ben? Burada ikinci yolu hemen devreye sokuyorum. 79'dan 57'yi çıkarırsam buradaki sayıyı bulurum. 79 eksi 57 eşittir. 9'dan 7 çıkarsa 2, 7'den 5 çıkarsa 2. Cevabımız 22. Evet çocuklar, bu şekilde bu. Hemen diğerine geçelim. 11 ile 32'yi toplayacağım burada da. Çıkan sonucu da 89'dan çıkaracağım. 3 terimli ise çocuklar böyle yapıyoruz. Önce buradaki sayıları topluyoruz. Hemen birler basamağını toplayalım. 1, 2 daha 3. 1, 3 daha 4. 43 ile hangi sayıyı toplarsam 89 olur. Ne yapıyorum çocuklar burada? İkinci yoldan yapıyorum hemen yine. 89'dan 43'ü çıkaracağım. 89 eksi 43. 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Burada çocuklar şunu da kullanabilirsiniz. Birinci yolu da kullanabilirsiniz. 43 ile hangi sayıyı toplarsam 89 olur? 3'ün üzerine hangi sayıyı eklersem 9 olur? 6, değil mi? 4'ün üzerine de hangi sayıyı eklersem 8 olur? 4. Cevabımız 46. Evet, geçelim diğer işleme. Burada da 3 basamaklıları vermiş. Yine hiçbir şey değişmiyor. Bu sayıyı toplayacağım. Sonra buradaki sayımdan çıkaracağım. 3, 0 daha 3. 2, 5 daha 7. 1, 2 daha 3. 373 ile ben bana verilmeyen sayıyı topladığımda sonuç 485 yapıyormuş. Hemen ne yapıyorum? İster üstüne ekleyerek yapabiliriz, istersek toplamdan toplananı çıkararak yapalım. 485'ten 373'ü çıkarıyorum. 5'ten 3 çıktı 2, 8'den 7 çıktı 1, 4'ten 3 çıktı 1. Verilmeyen toplanan çocuklar 112'ymiş. Evet çocuklar, bunlara bakalım. Bu alıştırmaları birlikte yapalım. Burada bize soru işareti vermiş. Bu soru işareti nedir diyor. Hemen bakalım. Şimdi burada çocuklar 0 ile 3 toplamış, 3 olmuş. Tamam, burada hiçbir sıkıntı yok. Buraya bakalım. 5 ile hangi sayıyı toplarsam 8 olur. Bakın 5'in üzerine 8'e ulaşıncaya kadar sayalım. 6, 7, 8. Kaçıncı da buldum? Üçüncü de buldum. O zaman buradaki soru işareti 3'tür diyebilir miyim? Evet diyebilirim. 5, 3 daha 8, 4, 1 daha 5. Buraya gelelim çocuklar. 4 ile bir sayı toplamış, 3 olmuş. Bu mümkün mü sizce? Toplama işleminde mümkün değil, çünkü artması lazım. 4'ün artması lazım. Ben 4 ile bir sayıyı topladığımda 3 buluyorsam demek ki bu eldeli bir işlem. Demek ki elde 1 mi var, 2 mi var? Bakalım onlar basamağını toplayayım. 6, 1 daha 7, 1 daha eklenmiş 8 olmuş. Demek ki burada elde 1 var çocuklar. Peki burada ben 4 ile hangi sayıyı toplarsam 13 olur? Demek ki çocuklar burada soru işaretimiz 9'muş.
Evet, hemen burada verilmeyenleri bulalım çocuklar. Ben hangi sayıyla 5'i toplarsam 9 yapar? 5'in üzerine 9 olana kadar sayıyorum. 6, 7, 8, 9. Kaçıncı dolaştım? 4. dolaştım. O zaman burası neymiş? 4'müş. 2, 1 daha 3. 1, 3 daha 4. Burası tamam. Buraya gelelim. 8, 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 4 ile hangi sayıyı toplarsam 5 olur? 4 ile 1'i toplarsam 5 olur. Ama zaten 1 eldeydi. Ben eldeyi ekleyeceğim buraya. O zaman burası nedir çocuklar, bu yıldız? 0'dır. 4, 0 daha 4. 1 de elde 5. 4, 1 daha 5. Buraya gelelim. 0, 7 daha 7. Hangi sayıyla 2'yi toplarsam 1 olur? Bakın burada çocuklar, 2 ile bir sayıyı topladım, 1 olma diye bir durum söz konusu değil, değil mi? Toplam işlemini de artacaktı. O yüzden burada anlıyorum ki bu eldeli bir işlem. Peki elde kaç? Onu nasıl anlıyorum? Hemen buraya bakıyorum. 3, 4 daha 7. 7'ye 1 eklenmiş, 8 olmuş. Demek ki elden 1 çocuklar. Demek ki buradaki sayıyla da 2'yi topladığımda sonuç 11 olması gerekiyor. Ben hangi sayıyla 2'yi toplarsam 11 olur? 9'u. Evet. Gelelim buraya. 8 ile bir sayıyı toplamış. 8 olmuş. 0, 4 daha 4. 5, 3 daha 8. 8 ile ben hangi sayıyı toplarsam 8 olur çocuklar? Evet. 0'ı toplarsam. Evet çocuklar, böyle bir dairemiz var. Bu dairede de ortadaki sayıya ulaşmamızı istiyor. Ben 62 ile hangi sayıyı toplarsam 89 olur demiş. Bakın hemen şuraya yazayım. 62 ile hangi sayıyı toplarsam 89 olur. Ben burada üzerine sayma yöntemiyle de yapabilirim. Toplamdan çıkarma yöntemiyle de yapabilirim. Ne yapalım? 89'dan 62'yi çıkardık. 9'dan 2 çıktı. 7. 8'den 6 çıktı. 27. Demek ki buradaki soru işaretimiz kaçmış? 27. Evet, geçelim. Diğerine geçelim. Farklı renk alalım. Karışmasın. Evet. Hangi sayıyla 34'ü toplarsam 89 olur? Bakın yazalım buraya. Hangi sayıyla 34'ü toplarsam 89 olur? Evet, burada da üstüne sayma yöntemiyle yapalım. 4'e kaç eklersem 9 olur? 5, 6, 7, 8, 9. 5 eklersem, değil mi? O zaman 5'i buraya yazalım. 3'e kaç eklersem 8 olur? 4, 5, 6, 7, 8. 5 eklersem 8 olur. Demek ki cevabımız ne? 55. Evet çocuklar, devam ediyoruz. Buraya gelelim. 63 ile hangi sayıyı toplarsam 89 olur? Burada da hemen toplamdan çıkarma yöntemini kullanalım. 89'dan 63'ü çıkaralım. 9'dan 3 çıktı, 6. 8'den 6 çıktı, 2. Cevabımız çocuklar 26. Evet çocuklar, buraya gelelim. Hangi sayıyla 24'ü toplarsam 89 olur? 89'dan çocuklar hemen 24'ü çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı, 5. 8'den 2 çıktı, 6. Sonucumuz 65. Evet çocuklar, son olarak buradaki işlemleri yapıp verilmeyenleri bulup şifreyi bulacağız. Birkaç işlemi göstereceğim ben nasıl yapılacağını ve şifreyi bulmayı da size bırakacağım. Lütfen şifreyi bulanlar yorumlara yazsınlar. Ben de merak ediyorum şifrenin ne olduğunu. Evet, en baştaki işlemimize bakalım. 75 ile hangi sayıyı toplarsam 87 olur. Burada ne yapıyorduk? Hemen en çok kullandığımız yöntem, 87'den kaçı çıkaracağım? 75'i çıkaracağım. 87'den 75'i çıkardığımda 7'den 5 çıktığında 2 kalır. 8'den 7 çıktığında 1 kalır. Demek ki yani ben 12 gördüğüm her yere ne yazacağım? K yazacağım. Hemen yazayım. Burada 12 var. Buraya bir K yazdım. Evet, çok güzel. Devam edelim. 13 ile hangi sayıyı toplarsam 39 olur demiş. Hemen ne yapıyorum? 39'dan 13'ü çıkarıyorum.
9'dan 3 çıkarsa 6 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Evet çocuklar, burası demek ki buradaki soru işaretimiz 26'ymış. Peki 26 gördüğüm her yere ben ne yazacağım? S yazacağım. Bakalım burada hemen 26. Bakın en başta var. En başa bir S yazdım. Evet, çok güzel. Devam edelim. 44 ile hangi sayıyı toplarsam 58 olur demiş. Ne yapıyorum hemen? 58'den 44'ü çıkarıyorum. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Demek ki burada verilmeyenim kaçmış benim? 14'müş. Yani ben burada 14 gördüğüm her yere ne yazacağım çocuklar? M yazacağım. Bakalım. Evet, 14 burada var. Ne yazıyorum buraya? M yazıyorum. Yazdık. Geldik buraya. 31 ile hangi sayıyı toplarsam 68 olur. Ne yapacağım hemen? 68'den 31'i çıkarıyorum. 8'den 1 çıktı. 7. 6'dan 3 çıktı. 3. 37. Çocuklar, buradaki verilmeyen neymiş? 37'ymiş. O zaman ben şifre kısmında 37 gördüğüm yere hangi harf yazacağım? O'yu yazacağım. Hemen bakalım. 37 yazdım. O. Geldik buraya. 35 ile hangi sayıyı toplarsam 75 olur? Hemen 75'ten 35'i çıkararak bulabilirim. Çıkaralım. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 3 çıktı 4. Demek ki burada verilmeyenim kaçmış? 40'mış. Şifre kısmında 40 gördüğüm yere hangi sayı yazacakmışım? R sayısını yazacakmışım. Bakalım 40. Burada R. Bakın bayağı bir oluştu şifremiz. Evet çocuklar, burada iki tane işlem kaldı. Ben de bu işlemleri sizin yapmanızı istiyorum. Ve şifreyi tamamlamanızı istiyorum. Bakalım şifremiz neymiş? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.